green card sahibi olarak Houston'da yaşıyorum. Amerika'da uluslararası bir şirkette görev alırsam ve Kanada'ya gidersem green card'ım yanar mı? Prosedür nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şu var. Sizin yeşil kartınızın ya da green kartınızın olması demek tabii ki sizin Amerika'da ikametgah etmeniz ve burada yaşamanızı, çalışmanızı gerektiren bir durumdur. Eğer siz ülke dışında giderseniz ve burada yaşamazsanız tabii ki teknik olarak yeşil kartınızı kaybetmekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bunun tabii ki istisnaları var. Hani bunun için önlemler var mı? Tabii ki var. Bu önlemlerden bir tanesi eğer ki siz ülke dışında bir yıldan fazla kalacaksanız o zaman Amerikan hükümetinden en az 2 yıl Amerika'ya gelemeyeceğinize dair izin alabilme başvurusunu yapabiliyorsunuz ülke dışına çıkmadan. Dolayısıyla bu başvuru yaptığınızda bu tip ülke dışındaki görevlerinizi ya da bulunma zamanınızı bulunmak zorunda olduğunuz için olan süreci hem buradaki yeşil kartınızı kaybetmeden geçirebilirsiniz. Tabii bu benim söylediğim hani genel anlamda yeşil kart sahiplerinin karşılaşacağı bir durum için olan bir önlem. Bu sizin için de uygun olabilir. Tabii aynı anda da bir püf nokta var sizin durumunuzda olan biri için. Hem dikkat etmeniz gereken Amerika dışında 6 aydan fazla zaman geçirmemeniz. Yani her çıkış girişiniz olabilir. Fakat çıktığınız zaman 6 aydan fazla kalmamanız. Eğer ki bahsettiğim biraz önceki bir izni almadıysanız, 2 yıllık izni almadıysanız o zaman kesinlikle 6 ayı geçirmemenizi tavsiye ederim. Ya da en kötü ihtimal 1 yılı geçirmemenizi tavsiye ediyor olacağım. Yalnız sizin durumunuzda olanların bazen istisnaları olabiliyor. Özellikle hani soru green card'ı kaybederim değil de işte ben vatandaşlığı alabilir miyim noktasına geldiğinde bazı istisnaları var bunun. Eğer kişiler Amerikan hükümeti ya da hükümetine bağlı bir kurum ya da bir Amerikan şirketi, uluslararası bir şirkette ülke dışında çalışmak zorunda kalıyorsa bu fiziksel süreleri de aslında vatandaşlığa giderek sayma durumu olabiliyor. Tabii bunun ne kadar mümkün olacağına dikkat etmek gerekebilir. Dolayısıyla benim size tavsiyem siz bu şirketi çalışmayı kabul ederseniz dikkat edeceğiniz en önemli hassas nokta 6 ayda bir en az Amerika'ya giriş çıkış yapmanız. Ve giriş çıkışı yaparken de sonuçta Amerika'daki bir şirkete, uluslararası bir şirkete çalıştığınız için bunu gerekçe gösterebilirsiniz. İkinci olan durumda tabii ki vatandaşlar gidebilme durumunda bu bahsettiğim fiziksel süreleri sayıp sayamama durumuna dikkat etmenizde fayda vardır. Yoksa yeşil kartı hemen kaybediyor olmazsınız. Dediğim şekilde giriş çıkış yaparsanız ya da izin alırsanız deyip sizin sorunuzu cevaplamış olalım.